Ceza sahası dışındaki ceza yayının futbolda neden kullanıldığını biliyor musunuz? Eski tarihlerde futbol sahalarında olmayan bu yay nasıl olmuş da futbol sahalarında kullanılmaya başlamıştı? Çoğu kişinin neden orada olduğunu bilmediği bu çizgiyi sizin için araştırdık ve gizli gerçekleri ortaya çıkardık. Gelin bu videoda futbol sahasına ve kurallarına dair enteresan bilgilere birlikte bakalım. ...1937 yılında ortaya çıkan ceza yayı, penaltı vuruşlarının kullanılmaya başlandığı 1899 yılından tam 38 yıl sonra futbol dünyasında kullanılmaya başlanmıştır. Futbolun ilk kurallarını belirleyen İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yazılan kural kitabının penaltı ile ilgili olan bölümünde, penaltı atışı sırasında futbolcuların bu alanın dışında durmaları zorunlu kılınmıştır. Penaltıyı kullanacak olan oyuncu tıpkı serbest vuruşlarda olduğu gibi tüm futbolculara 9 metre 15 santimetre uzakta olmak zorundadır. Bu alan getirilmeden önce tüm futbolcular penaltı atışı sırasında ceza sahası çizgisi dışında duruyorlardı. Fakat geometrik bir sorun nedeniyle penaltı noktasına dizilen futbolcuların hepsi 9 metre 15 santimetrelik kuralı karşılamıyordu. Çünkü çizginin kenarındaki oyuncular penaltı noktasında uygun uzaklıktayken penaltı noktasının tam arkasındaki futbolcular bu alana daha yakın oluyorlardı. Bunu önlemek için ortaya çıkan ceza yayı penaltı noktasına simetrik olarak çizilmiştir. Tıpkı bir terazi gibi futbolcuları dengeli bir biçimde ceza sahası dışına dizen bu yay sayesinde hakemler büyük kolaylık yaşamışlardır. Ancak futbolda gizem yaratan tek çizgi ceza yayı çizgisi değildir. Bunun yanı sıra ceza sahasına bulunan dikdörtgen biçiminde olan bu çizgi de futbol severlerin dikkatini çekmekte. Peki, kale alanı veya diğer adıyla altı pas olarak bilinen bu alan ne işe yarar? Kaleden 5,5 metre uzaklıktaki çizginin içinde kalan bu bölgenin boyutu ise 18'e 5'tir. Kalecilerin dokunulmazlıkları olan bu bölgede kaleciye topa hamle sırasında temas yapılırsa kalecinin olduğu takım lehine serbest vuruşa hükmedilir. Bunun yanı sıra kalecilerin kale vuruşunu bu alanın içinden yapmaları zorunludur. Futbol sahalarında her maçta gördüğümüz ve ne için kullanıldığından emin olamadığımız diğer bir alan ise orta saha yuvarlağıdır. Orta yuvarlak temel olarak oyunun merkezini belirlemiş gibi görünse de bu amacı yerine getiren şey orta noktadır. Oyuna başlarken ya da gollerden sonra oyuna başlayacak takımla rakip takım oyuncuları arasında yine 9 metre 15 santimetre mesafe aralığı olmak zorunda. Bu alanın tek amacı futbolcuları santra sırasında orta noktadan uzak tutmaktır. Peki, futbol maçlarına takımların neden 11 oyuncu ile çıktıklarını biliyor muydunuz? Günümüzde bazı spor adamları bu sayının 12'ye çıkmasını ya da 10'a düşürülmesini tartışsa da, futbol geçmişte ve gelecekte 11 kişiyle oynanmaya devam edecektir. Peki, bu sayı neden 11 olarak belirlenmiş? Gelin buna hep beraber cevap arayalım. Günümüzde 155. kuruluş yıl dönümünü kutlayan tarihin ilk futbol kulübü Sheffield FC, 1858 yılında bugün oynanan futbolun ilk kural kitabını kaleme almıştır. Aynı zamanda futbol tarihinin ilk kulüp tüzüğü olarak kabul edilen bu kitapçık, takımların nasıl futbol oynayacağını ve hangi kuralları uygulayacağını da içermekteydi. 5 yıl sonra 1863'te Londra'da toplanan 11 takımın temsilcileri bu kural kitabına oyun sahasının ebatları ve başlama vuruşu kurallarını ekleyip elle oynamama kuralını getirmişler. Fakat bu kural kitabının içerisinde çok önemli iki kural yer almıyormuş: maçın süresi ve takımların kaç oyuncuyla maça çıkacağı. O yıllarda takımlar ellerinde kaç oyuncu bulunuyorsa hepsini sahaya sürüyorlarmış. İnsanların 20'ye 20 oynanan maçlara tanık oldukları o yıllarda kaleci sabit bir pozisyon olmadığı gibi genelde pozisyon sırasında kale çizgisinde iki futbolcu kaleci olarak görev yapıyormuş. Maçların ise 2 saati aştığı kayıtlara geçmiştir. Seneler 1866 yılını gösterdiğinde Sheffield FC İngiltere Futbol Federasyonu'na tüm kuralların uygulandığı örnek maç yapmayı teklif etmiş. Federasyon da tüm üye takımların en iyi futbolcularından kurulu bir karma takım ile Sheffield FC'nin karşısına çıkmış. Sheffield FC'nin o sıralarda maça çıkacak olan futbolcu sayısının 11 olduğu için bu maçın da o an 11 kişiyle oynanması kararlaştırılmıştır. Aynı zamanda 90 dakika oynanması kararlaştırılan bu maçtan sonra futbol kuralları kitabı bu maça göre belirlenmiş ve o tarihten sonra maçlar 11 kişiyle ve 90 dakika oynanmaya başlanmıştır.